Öncelikle herkese iyi günler. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü basın toplantının amacı ve içeriği tamamıyla köklü tarihi olan Eskişehir futbol takımıyla alakalı bir söylenmelerim olacak. Şu anki bulunduğumuz durum gerçekten hoş bir durum değil. İç açıcı bir durum da değil. Ancak ben ve ekibim biz bu durumu düzeltmeye ve değiştirmek için geldik. Bir sorumluluk aldım. Bu sorumluluğumuzu yerine getirmek için ben ve arkadaşlarım tesise yatıp kalkıyoruz. Hiçbir yere gitmiyoruz. 3 hafta oldu, ben daha evime gitmedim. Sırf köklü, şanlı, tarihi olan bu Eskişehir Spor'u bulunduğu şu ortamdan kurtarmak, yukarılara, üst sıralara tırmandırmak için. Ancak biz bu kadar mücadele verirken, bu işi düzeltebileceğimize inanmışken, maalesef ilk defa kendi seyircimizin önünde maça çıkarken takımımızın daha ısınmaya çıktığı andan itibaren protestolarla karşılaşması ve bu protestolar sonucunda oyuncumuzun negatif anlamda maça tam anlamıyla konsantre olamamayışı, yeterli derecede zaten bulunduğumuz konum itibariyle oyuncularımızın ve futbol takımımızın özgüven eksikliğini hepimiz gözlemlemekteyiz. Biz Eskişehir Spor'un başarısı için buradayız. Lütfen bana ve bu oyuncularımıza güvenelim. Başka bir Eskişehir Spor yok arkadaşlar. Bizim tek bir hedefimiz var. Eskişehir Spor'u bulunduğu ortamdan daha düzde, daha güzel, daha ileriye taşıyabilmek için bu mücadeleyi veriyoruz. Bir tane Eskişehir Spor var. Geriye dönük hesaplaşmaları bir kenara bırakalım. Lütfen futbol takımımıza destek verelim. Sizlerden rica ediyorum. Biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Çok çalışıyoruz. Eğer sizler, Eskişehir Spor camiası, taraftarlar, medya, biz hep beraber kenetlenirsek, bu takıma sahip çıkarsak, biz bir şeylerin düzelebileceğine inanıyoruz. Eğer bir şeyleri gerçekten düzeltmek istiyorsak, her şeyi bir kenara bırakmalıyız. Sonuçta hepimiz aynı gemideyiz. Bu takım kötü yerlere giderse, daha kötü bir şeyler, sonuçlarla karşı karşıya kalırsa, sonuçta hepimiz aynı gemide, hepimiz batacağız. Sonuçta Eskişehir Spor kaybedecek arkadaşlar. Ben taraftarlarımıza Eskişehir Spor'un anlamlı, büyük, cefakar, her maçta bu takımın en büyük enerjisi taraftarlardır. Taraftarlar olmadan camialar olmaz arkadaşlar. Eskişehir Spor taraftarlarına sesleniyorum. Gelin hep beraber bu takıma destek verelim. Yardımcı olun. Biz de elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz, yapmaya da devam edelim. Bizlere güvenin. Sizlerden rica ediyorum. Ben Eskişehir Spor Teknik Direktörü olarak elimden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum, yapmaya da devam edeceğim. Ama biz gerçekten bu takımı kurtarmak istiyorsak, başarılı olmak istiyorsak, herkesin bazı şeyleri geriye dönük bir kenara bırakmaları, gün bugün Eskişehir Spor'a destek verme günüdür arkadaşlar. Eğer destek vermeyeceksek, daha takım sahaya çıkarken ısınmaya çıktığı andan itibaren protestolar devam edecekse, bu baskı altında bu takım ne yapabilir? Bizler ne yapabiliriz? Onun için lütfen rica ediyorum. Son kez söylüyorum. Bize destek verin, bize güvenin. Tüm Eskişehir Spor taraftarlarına rica ediyorum. Ben bu açıklamayı yapmak Eskişehir Spor camiasına ve Eskişehir Spor taraftarlarına bir şeyleri anlatmak için, söylemek için bu toplantıyı düzenledim. Sizlere de teşekkür ediyorum. Herkes elinden gelen en iyisini yapmaya çalışıyor. Yapmaya da devam edeceğiz. Tabii ki eksikler vardır, olmuştur. Ama bunlar eksikler vardır, olmuştur diye bugün birbirimize hesaplaşacağız mı? Yoksa var olan Eskişehir Spor'una hep beraber herkesin destek olup destek vermesi gereken bir ortamda mı bu mücadeleyi vermeliyiz? Herkes bunu çok iyi bilmeli ve düşünmeli. Başka bir şey söylemiyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum.